Hazırlayacağım. Evet, nasıl yapacağız? Tabanlar eşit yani A üzeri B eksi 2 artı 2 eksi 2 B. Evet, tabanlar aynı olduğu için direkt üstleri topladık. Çünkü üstlü sayılarda çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır demiştik. Tamam. Şimdi ne yapalım? Sen söyle, ben yazıyorum. Eksi 2 B'den B çıkarsa B kalır. Eksi B. Evet, eksi B oldu. Bakın burası. B eksi 2 B vardı. 2 B'den 1 B çıkardık. B kaldı. Büyük olan eksi olduğu için eksi B oldu. Tamam. Eksi 2 ile de artı 2 birbirlerini götürür. Evet, bölü A üzeri eksi B. Bu işlemin sonucu ne olur? A eksi B, A üzeri eksi B, eksi B olur. A üzeri eksi B, eksi B. Üstlü sayılarda bölme yapılırken üstler çıkarılır demiştik, tabanlar aynıysa. Burası da ne olmuş oldu? A üzeri eksi B. Artı B. Eksi ile eksi yan yana gelirse artı B olur. Artı B ile eksi B'nin toplamı ne yapar? Birbirlerini götürüyor. Evet, bunlar birbirini götürdü. Sıfır oldu. A üzeri sıfır demek ne demek? Bir sayının sıfırıncı kuvveti ne demekti? Bir. Bir demekti. Evet, bu şekilde yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Bu aşamaya geldikten sonra bakın burada ne bulduk biz? A üzeri eksi B bölü A üzeri eksi B bulduk. Bir sayının kendine bölümü demek ne demekti zaten? Mesela 5 bölü 5 nedir? 1'dir. 7 bölü 7 1'dir. Birdir. O zaman A üzeri eksi B bölü A üzeri eksi B nedir? 1'dir. Yani şu aşamaya geldiğimizde burada artık sayının kendisine bölümü olduğu için direkt 1 yazabiliriz. Var mı burada sorusu olan? Tamam. İkinci sorudan devam edelim. Evet, ikinci soruya da Seval, seninle devam edelim mi? Evet hocam. Tamam. Nasıl başlayalım sorumuza? Hocam ilk öncelikle x yerine 5 yazacağız. Tamam, ama onu en son da yapabiliriz. Yani şu an tabanlar aynı mı? Evet. Tabanlar aynı. X'ler var. Aşağıda da x'ler var. O zaman burada işlem yapabilir miyiz? Evet. Yapalım mı? Böyle yapalım istersen. Tabanlar aynı. Üstleri ne yaparız? Toplayacağız. Toplayacağız. Çünkü çarpma işlemi. Toplarsak ne olur burası? X artı 3 artı X artı 2. X artı 2. Evet. Payda ne olur? X artı 1. X Artı. üzeri X üzeri X. Yani X artı 1 artı X olur değil mi? Üstlerini topluyoruz ya. evet. Tamam. Şimdi yukarısı ne olmuş oldu? X 2x oluyor. Evet. Artı 6. Şimdi x'leri 5. topladık. 2x. 3 ile 2'yi topladık. 5. 5. Paydaya geçelim. 2x artı 1. 2x artı 1. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bölme işlemi. Tabanlar aynı. Üsttekini aynen yazarım. Diğerini çıkartırım. Evet. Eksi diyelim önce. Parantezin içinde yazalım bunu. Sonra bunu dağıtalım. Eksi 2x eksi Evet. 1. Eksi 1 oldu. Şimdi bu işlemin sonucu ne olur? X'ler 2x birbirlerini götürür. Evet. Artı 2x de eksi 2x birbirini götürdü. 4 oluyor. 5 eksi 1'den de x üzeri 4 oldu. X yerine ne yazacaktık peki? 5. 5 yazacaktık. Yani 5 üzeri 4 olarak bulmuş olduk cevabımızı. Sorusu olan var mı? Tamam, yoksa devam ediyorum. Tabii burada x yerine 5 yazarak da başlayabilirdiniz. Ama o zaman yani yine benzer işlemler yapacaktık. 5 üzeri 8, 5 üzeri 7 diye yazarak yine 5'in kuvvetleri olarak toplayacaktık. Aynı sonucu bulurduk. Bu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sorumuza. Semra, üçüncü soruyu seninle yapalım mı? Sesim geliyor mu Semra? Geliyor hocam. Tamam. Üçüncü soruda ne yapalım?
Üstler aynı bu sefer. Tabanlar aynı değil. Sence ne yapabiliriz? Çıkartma yapacağız hocam. Tabanlar aynıysa evet, üstler arasında çıkarma yapıyorduk. Peki üstler aynıysa ne yapıyorduk bölme işleminde? Üstler aynıysa ortak üst altında bölebiliyorduk. Hatırladık mı bunu? Yani ikisinin üstü de 12 ya. 12'yi yazdık üst olarak. 150 bölü 6 yazıyoruz. Onu da hatırlayalım arkadaşlar. A üzeri M bölü B üzeri M gibi bir ifade var. Bakın bu ne demek? Tabanlar farklı, üstler aynı. O da ne demek? A bölü B üzeri M demek. Aynı çarpmada olduğu gibi. Çarpmada da böyle yapıyorduk. Üstler aynıysa mesela A üzeri M çarpı B üzeri M olsun. Bakın üstleri aynı. Aynı üst altında bunları bir parantezin içinde çarpabiliyorum. Bölmede de aynı durum söz konusu. Bu durumda 150 bölü 6 oldu. Semra, 150'yi 6'ya bölersek kaç çıkar? Ya da direkt bölmesek bile sadeleştirirsek 2 ile sadeleştiririz değil mi? Semra? Evet hocam. 150'yi 2'ye bölersek kaç olur? 150'yi 2'ye bölersek Semra mikrofonun açık kalabilir. Zaten fazla kişi değiliz. Problem olmaz. Arkada ses de yok. 152'ye bölersek ne olur Semra? 75 olur değil mi? 6'yı 2'ye bölersek? 2. 6'yı 2'ye bölersek? 3 olur. Şimdi 75'i 3'e bölersek ne olur? 75 bölü 3, 25'tir. Peki Semra, 25 hangi sayının kuvveti? 25 yerine ne yazabiliriz? 5 yazabiliriz. 5'in kaçıncı kuvveti yazabiliriz? 2. Evet, güzel. 5'in ikinci kuvveti. Şimdi bak, burada iki tane üst yan yana geldi. Burada ne yapabiliriz Semra? Çarpacağız 2 ile 12'yi. Hı hı. 24. 5 evet. Üzeri 24. Evet, cevabımız 5 üzeri 24 olmuş oluyor. Bunu hatırlamış olduk arkadaşlar bu soruda. Üstleri aynıysa aynı üstün içinde bu bölme işlemini yapabiliyoruz. Devam edelim. Geldik. Sorusu olan var mıydı burada? Hocam ben bir şey soracağım. Niye evet. 25 üzeri 12 olarak bırakmadık da açılımını yaptık? Daha sade hale getirdik. Böyle de bırakabilirdik. Genelde bu sorularda, şıklarda böyle en sade haliyle görüyoruz. O yüzden çevirdik ama böyle de bırakabiliriz. Bu da doğru. Tamam mı? Anladım hocam. Tamam, devam edelim. Dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü soruyu da var mı yapmak isteyen? Zeynep, seninle devam edelim istersen dörtte. Olur hocam. Tamam, nasıl yapalım dördü? X üzeri eksi 2 eksi olur. X üzeri eksi 2'nin işareti eksi mi olur? Evet. Bunun bu üstteki eksi sayının kendisini eksi mi yapıyordu peki? Bunu hatırlayalım bir. Üstteki eksi sayının kendisini eksi yapmıyordu değil mi? Ne yapıyordu üstteki eksi? Eksiden kurtulmak için biz ters çeviriyorduk. 1 bölü x üzeri 2 yazıyorduk. Hatırladık mı Zeynep? Yani a üzeri eksi 1 ise biz bunu 1 bölü a yazıyorduk. 1 bölü a üzeri 1 yazıyorduk ama sayıyı eksi yazmıyorduk. Hatırladık mı? Evet. Tamam değil mi? Bu eksi değil. Burada anlaştık. Sonra devam edelim. Şuraya bakalım Zeynep. Burada 2 tane üst yan yana gelmiş. 2 tane üst yan yana gelirse ne yapılıyordu? Çarpılıyor. Hı-hı. Eksi x üzeri artı 3. Evet. Eksi x üzeri artı 3 oldu. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarptık. Artı 3. Bir de eksi x üzeri 4 var. Şimdi burada bir işaret belirleyelim. Bunun işareti zaten artı değil mi? Bu üstteki eksi bunu eksi yapmıyordu. Bunu konuştuk. Bunun işareti nedir Zeynep? Eksi. Eksidir. Eksi çünkü tek kuvveti var. Tek kuvvetler eksi oluyordu. Bu peki nedir? Artı. Bu artıdır. Çünkü eksi sayıların çift kuvvetleri artı yapıyordu. Tamam. Yani bizim sonuç olarak işlemimizin sonucu ne olacak? Eksi.
Eksi olacak, tamam. Hepsinin tabanı aynı. Üstleri ne yapacağız çarpma işleminde? Toplayacağız. Tamam, toplayalım. Eksi 2. Artı 3. Artı 4. Evet. Eksi x üzeri 5. Evet, burası da 5 yapıyor. Eksi x üzeri 5 olarak bulmuş oluyoruz. Şunları arkadaşlar kodlayalım. Yani sayının kuvveti eksi olduğu zaman sayı eksi olmuyor. Bu kuvvetindeki eksi ne yapılıyor? İhtiyaç duyulursa, yani biz işimizde öyle yaradığı zaman bunu pozitife çevirmek için ters çeviriyoruz. Ne yapmıyoruz? Mesela 2 üzeri eksi 1 olsun. Bu bizim böyle işimizi görmüyorsa biz bunu 1 bölü 2 üzeri 1 olarak yazıyoruz. Ya da 3 bölü 2 üzeri eksi 1. Bu eksiden kurtulmak için sayıyı ters çeviriyoruz. Kesri 3 bölü 2'yi 2 bölü 3 olarak yazmış oluyoruz. Burada da aynısını zaten yapıyoruz. Bunun altında gizli 1 vardı. Ters çeviriyoruz. 1 bölü 2 olarak yazıyoruz. Devam edelim. Beşinci sorumuz yine benzer bir soru. Yeşim, seninle devam edelim. Üstün üstü var. Orası eksi 3 çarpı 2'den eksi 6 geldi. Hı hı. Eksi x üzeri eksi 6 çarpı x üzeri 4. Burası x. Yani şu eksi zaten burası şöyle. Burası negatif çıkar orası. Evet, negatif eksi çıkar. Eksi x üzeri 3 diyebiliriz. Tamam. Şimdi şunun işareti ne olur Yeşim? Eksi olur. Altıncı kuvveti var ama. Altı, eksi 6 sayısı çift bir sayı mı, tek bir sayı mı? Çift sayı artı çıkar. Diğer dersi x küp eksi çıkacak. Sonuç eksi. Evet, güzel. Sonuç eksi olacak. Çünkü şurada bir eksimiz var. Şimdi artık hepsinin kuvveti x, öyle değil mi? X üzeri 7 çıkar. Evet, bunları da toplayalım. Eksi 6 artı 4 artı 3. Bu da ne yapar? X üzeri eksi x üzeri 1 yaptı. 7 eksi 6'dan 1. Bunu da eksi x olarak yazabiliriz. Üstteki 1'i yazmıyoruz sayılarda. Sorusu olan var mı burada? Yani bu işaret belirlemeyi en başta da yapabilirdik. Şimdi burada karesi var zaten. Çift kuvveti olduğu için bu artı olacak. Bu zaten artı. Bu tek kuvveti olduğu için zaten eksisini de içine almıyor. Çift kuvveti olsa bile bu eksi olacaktı. Neden? Şu eksi içine almıyordu. Bunun sonucu da eksi olacak sonuçta. Burada işaretini belirleyip direkt x'ler üzerinde işlem yapmış olduk. Devam edelim. Geldik 6. soruya. 6. soru. Seval, seninle devam edelim. Ne yapalım 6'da? Bölme işlemi var. Üstler aynı olduğu için bölebiliriz. Evet. Nasıl böleceğiz? 24'ü 16'ya böleceğim. Bunların üstü ne olacak? 4. 4 olacak. Güzel. Çarpı? 4'ü 3'e böleceğim. Eksi 8 olur. Eksi 8 olacak. Tamam. 24 ve 16 sadeleştirebiliriz değil mi? Kaçla sadeleşir? 2 ile. 2'ye bölersek ne olur? 24'ü 2'ye bölersek 12 olur. 12 olur. Bunlar 2 ile sadeleşirler zaten Seval. Daha büyük bir sayıyla sadeleşebilirler mi? Tek işlemde halledelim diye. 2 ile sadeleşirler. Başka? Mesela 4 ile sadeleşirler mi? Evet. Tamam. Peki 8 ile sadeleşirler mi? Evet. Tamam. O zaman 8 ile sadeleştirelim biz direkt bunları. Bir daha uğraşmamış oluruz. 24'ü 8'e bölersek kaç çıkar? 3 çıkar. 3 çıkar. 16'yı 8'e bölersek kaç çıkar? 2. 2 çıkar. Üssü 4. Çarpı 4 bölü 3 üzeri eksi 8. Şimdi ne yapalım? Şimdi bu 4 hem 3'ün hem de 2'nin kuvveti, öyle değil mi? Evet. Bunları artık ayıralım mı? Olur. Çünkü şu an işlem yapamayacağız. Ayırırsak en azından burada 3 var, burada 3 var. Bunlar arasında işlem yaparız. Burada 2 var, burada 4 var. 4'ü de kaça çevirebiliriz? 2'ye.
2'ye çeviririz, işlem yaparız. Tamam. O zaman ne diyelim biz? 3 üzeri 4 bölü 2 üzeri 4 çarpı 4 üzeri eksi 8 bölü eksi 8. 4 üzeri eksi 8 bölü 3 üzeri eksi 8. Tamam. Şimdi ne yapalım? Üstler aynı oldu. Hı hı. Bölebiliriz. Üçler arasında bölme işlemi yaparız. Tamam. 3 üzeri 4 ne diyeceğiz? Eksi 8 eksi eksi 8 olacak değil mi? Evet. Tamam. Peki 4 ve 2 arasında ne yapabiliriz? 4'ü 2'ye çeviririz. Ne yazacağız? 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 üssü? Eksi 8. Eksi 8 bölü 2 üzeri 4 olmuş oldu. Tamam. Şu işlemi yapalım. 3 üzeri 4. Artı. Hı hı. 11 oluyor. Artı 8 oluyor. Sonra toplarız. Eksi 8'in önünde eksi var. Artı olmuş oldu. Şu işlemi yapalım. 2 üzeri 2 var. Üstünde de eksi 8 var. Eksi 16. Eksi 16 var. Bu bölme işlemini yaptığımızda ne yapacağız? 4 buraya nasıl geçmiş olacak? Eksi olarak. Eksi 4 olmuş olacak. Evet. Şimdi 4 ile 8'i toplarsak ne oluyor burası? 12. 3 üzeri 12. 2 üzeri eksi 16 eksi 4 ne oluyor? Eksi 16 eksi 4 işleminin sonucu nedir? 2 üzeri. İkisi de eksi olduğu için toplanır değil mi Seval? Evet. Ne olur toplanırsa? 20. Evet, 2 üzeri eksi 20 olur. Bu şekilde işlemimizi tamamladık. Sorusu olan var mı arkadaşlar burada? Tamam, yoksa ilerleyelim. Geldik 7. soruya. 7. soru sıra kimde olsun? Eda Nur 7'yi seninle yapalım. Hangi Eda, Eda Nur? Eda Nur Demir. Diğer Eda Nur zaten müsait değilmiş. Seninle yapalım. Hocam ben bu soruyu yapamadım. Pek bir fikrim yok. Tamam, yapamaman daha iyi. Şimdi öğrenmiş oluruz. Şimdi Eda, tamam. 81 görüyorsun, 9 görüyorsun, 27 görüyorsun. Bunları gördüğünde sana bunların ortak noktası olarak ne çağrışımı yapıyor? Hangi sayı çağrışımı yapıyor? 81, 9 ve 27. Bunlar hangi sayının kuvvetleri? Geliyor mu aklına bir şey? Şu an gelmiyor. Şu an gelmiyor. Tamam. 9'u konuşalım. 9 peki bir sayının karesi. Hangi sayının karesi 9? 81'in miydi? 81 9'un karesi. 9 ise neyin karesi? 3'ün. Evet, 3'ün karesi. Peki sence 81'i, 9'u ve 27'yi hepsini 3'ün kuvveti olarak yazma şansımız var mı? Var. Değil mi? Bu şekilde yazalım. O zaman 81 yerine 81 3'ün kaçıncı kuvveti? Bunları yazalım. 3'ün karesi 9. Bunları bilelim arkadaşlar. 3 üzeri 3 27. 3'ün 4'üncü kuvveti de 81. Bu 3'ünü mutlaka bilelim. O zaman biz 81 yerine ne yazabiliriz? 2. Burada ne yazıyor 81 yerine? 3 üzeri? 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 yazıyor. Dışarıda da bir 4 olacak değil mi? Buradaki 4. kuvvetten dolayı. 1 bölü evet. 9 payda da. Bizim bu 9'u yukarı çıkarmamız lazım. Ters çevireceğiz. Hı hı. Bir de şunu konuşalım. Burada bir eksi 1 bölü 9 var. Eksi var ama karesini alıyoruz ya. Bunun işareti artı mı olur Eda? Eksi mi olur? Artı olur. Artı olur. O yüzden bunun eksisiyle hiç uğraşmayalım biz. Peki bunu ters çevirirsek 1 bölü 9 değil de 9 olarak yazarsak kuvveti ne olur? Eksi olur. Eksi 2 olur evet. Peki şimdi geldik 27'ye. 27 yerine ne yazabiliriz? 3 üzeri 3. 3 üzeri 3. Dışında da ne var bunun? 3 var. Devam edelim. 2 tane üst yan yana geldi. Ne yapacağız? Çarpacağız. Hı hı. Ne olur çarparsak? 16 yapıyor. 16 yapar. 9 yerine ne yazacağız? 3 üzeri 3.
9 3'ün kaçıncı kuvveti? 2. 2. O yüzden 3 üzeri 2 yazalım değil mi? Evet. Üsse eksi 2. Buradaki 2 tane üs çarpıldığında ne olacak? Çarpacağız 9 çıkıyor. 9 evet. Tamam devam edelim. 3 üzeri 16. Burada da yine 2 tane üs yan yana geldi. Onları da çarpacağız. Kaç yapıyor çarparsak? Eksi 4 yapıyor. Eksi 4 yapıyor. Tamam. 3 üzeri 9 oldu. Şimdi artık ne yapabiliriz Eda? Tabanlar aynı oldu mu? Aynı oldu. Hı hı. Tabanlar üstleri aynıysa. Evet üstleri toplayalım. 16 eksi 4 artı 9. Bu işlemin sonucu ne olur? 21. Evet bu işlemin sonucu da 21 olur arkadaşlar. 16 ile 9'u topladık. 25, 4 çıkardık. 3 üzeri 21 olmuş oldu. Tamam devam edelim. Şimdi anladın mı Eda? Evet hocam. Tamam. Geldik 8. soruya. 32 üzeri 7 sayısının yarısını bulacağız. Kim kaldı? Safiye seninle yapalım mı? Yapmak ister misin bu soruyu? Daha bu konuya gelmedin ama yapabiliriz belki. Ne dersin? Semra seninle yapalım. 32 üzeri 7. Yarısı demek ne demekti? 2'ye bölmek. Evet 2'ye bölmek güzel. Peki 32 üzeri 7'yi 2'ye böleceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Üstü sayılarda bölme yapacaksak tabanlarının? 2 üzeri 5 mi olacak hocam? Evet güzel. 32 yerine 2 üzeri 5 yazacağız. Tabanlara eşit olsun diye. Dışarıya da 7 yazdık. Bölü 2. Burası ne olur şimdi? 2 üzeri? 2 üzeri 35. 35 tamam. Bölü 2. Şimdi ne yapacağız? 2 üzeri. Tabanlar aynı olduğu için. Hı hı. 35'ten eksi 2 çıkartacağız. Peki 2'yi mi çıkaracağız? Bunun kuvveti ne? Ha, 1 pardon hocam. 1 değil mi? Buna dikkat edelim. Hı. 35 üzeri eksi 1 olacak. 2 üzeri 34. 34 oldu. Evet bunu da bu şekilde yapmış olduk. Benzer sorularda yapmıştık zaten. Yarısı demek arkadaşlar 2'ye bölmek demek. 2'ye böldüğümüz için tabanımız 2 burada paydada. Üstü de 2'ye benzettik. 32 yerine 5 yazarak işlemimizi yapmış olduk. Gelelim 9. soruya. 9. soruda da Nesibe seninle devam edelim mi? Olur hocam. Tamam. Ben bu işlemi yanlış yapmış olabilirim. O yüzden kağıttan bakmayacağım. Evet şimdi yapalım. Öncelikle bunları ondalık sayıdan kurtaralım hocam. Evet ne yapalım kurtarmak için? Pay kısmı 27 bölü 10 oluyor. Hı hı, 27 payda bölü. Kısmı da 81 bölü 1000. Evet bölü 81 bölü 1000 oldu. Ondalık sayıları rasyonel sayılara çevirdik arkadaşlar. Ne yaptık? 2.7 vardı. 27 bölü 10. Virgülden sonra bir basamak olduğu için paydasını 10 yazdık. 0.081 vardı. 81'i yazdık. Virgülden sonra 3 basamak olduğu için paydaya 1000 yazdık. Tamam şimdi ne yapalım? Üstler aynı olunca ortak yazabiliyorduk. Hı hı. Yazalım. 27 bunu. Bölü 10. Evet. Bölü. 81 bölü 1000. Hı hı. Üstü 9. Evet. Güzel. Şimdi. Bunları şey yapabilir miyiz hocam? Birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevirip çarpalım. Evet, aynen öyle yapacağız. Çünkü rasyonel sayı geldi karşımıza. Rasyonel sayılarda bölme yaparken ne yapıyorduk? Çarpım durumuna gelsinler. 27 bölü 10 çarpı 1000 bölü 81. Evet, üstü de 9 olarak kalsın. Şimdi içeriği bir halledelim. Ne yapacağız içeride? Sadeleştirme yapacağız. Hı hı. Hangileri sadeleşiyor? 10'la 1000 sadeleşir. Evet. Bir tane sıfırı gider 100 kalmış olur. 100 kalır. Evet. 27 ve 81. Onları sadeleştirebiliriz. Hı hı. 27'ye böldük 1 kaldı. Evet. 81'i de 27'ye bölürsek 3 kalır. 3 kalır tamam. Ne olmuş oldu? Yukarıda ne kaldı? 1 kaldı. Yani 100 oluyor çarpınca.
Evet, yukarıda 100 var. 1 çarpı 100'den. 100 bölü 3. 100 bölü 3. Üssü? 9. 9. Burada bir başka bir işlem yapabilir miyiz? Yapamayız. Evet, yapamayız. Bu işlemin sonucu böyle kalıyor arkadaşlar. Var mı burada sorusu olan? Bakın bu soruda hem üssü sayılar bilgisini kullandık, hem ondalıklı sayılar bilgisini kullandık. Ondalıklı sayıyı rasyonel sayıya çevirdik. Hem de rasyonel sayılarda bölme işlemini kullanmış olduk. Şöyle devam edelim. Geldik 10. sorumuza. 10. soruda da üssü sayılarda toplama görüyoruz ve karşısında çarpma işlemi var. 10. soruyu kiminle yapalım? Yeşim, seninle devam edelim mi? Olur hocam. Nasıl yapalım? 5 tane 5 üzeri 3 var. 5 çarpı 5 üzeri 3 eşittir x çarpı 5 üzeri y. Şimdi şöyle diyelim. Üssü sayılarda toplama yaparken ortak parantezi alıyorduk değil mi? Burada da 5 tane üssü sayı var. Ortak parantezi alalım. Dediğin doğru. Ama biraz daha ayrıntılı çözüm yapalım. 5 üzeri 3 parantezini aldık. Bütün terimlerde 5 üzeri 3 olduğu için. Parantezi açtık. Birinci 5 üzeri 3'ün yanında ne var Yeşim? Ne yazmamız gerekiyor içeriye? 1 var. 1 var. 1 yazıyoruz. Gizli 1 var. Bunun yanında yine aynı şekilde. Kaç tane 1 yazacağız böyle? 5 tane. 5 tane. Her biri için bir tane 1 yazmış olduk. Zaten ortak parantezi almanın mantığı nedir? Parantezdeki sayıyı içeriye böyle dağıttığımızda aynı şeyi elde edebilmemiz anlamına geliyor. Böyle de kontrol edebiliriz. Karşıda da x çarpı 5 üzeri 7 var, y vardı. 5 üzeri 3 çarpı bunları topladı. Kaç yaptı? 5. 5 yaptı. Eşittir x çarpı 5 üzeri y. Tamam, şimdi ne yapacağız? X 5, y 3. Peki burada 5'lerin kuvveti toplanabiliyor mu? 5 üzeri 4. Değil mi? Burada üstünde gizli 1 var. O zaman üstlerini toplarsak 5 üzeri 3 artı 1'den eşittir x çarpı 5 üzeri y. 5 üzeri 4 eşittir x çarpı 5 üzeri y. Bu durumda y kaçtır? Y 3. 3 müdür 4 müdür? 4. Y 4'tür. 5 üzeri y var, 5 üzeri 4 var karşı tarafta. Peki x kaçtır? Bunun yanında ne var? 1. Gizli 1 var. Evet, x de 1'dir. Bu x'in toplamı da ne olur? 1 artı 4'ten 5 olmuş olur. Var mı sorusu olan burada? Tamam, siliyorum burayı. Şöyle devam edelim. 11. soruya geldik. 11. soruyu da Rojin, seninle devam edelim mi? Rojin, sesim geliyor mu? Hocam sesiniz geliyor. Ama evet. Ben bu soruyu çözmemiştim. Yani yapamamış mıydın? Bakamamış mıydın? Zaman olarak yapamadın. Tamam, daha güzel. Şimdi beraber bakalım. Peki nasıl yapmayı düşünüyorsun? Aklına bir şey geliyor mu? 7 üzeri 4, 7 üzeri 4, 7 üzeri 4 görüyorsun. Toplama ve çıkarma işlemi var. Yani üssü sayılarda toplama çıkarma. Ne yaparız üssü sayılarda toplama çıkarma yapabilmek için? Hocam 7 üzeri 4'ler ortak. Evet. İlk önce 7 üzeri 4 yazıp ortak parantez alırım. Güzel. 3 artı 5. Bunun yanında 5 var. Eksi, arada artı var. Evet. Eksi A. Eksi A. Arada eksi vardı. Bunun yanında da A vardı. Tamam. Evet. Şimdi ne yapalım? 7 i̇şte üzeri 4. Evet. 7 üzeri 4. 3'ü topladığımız zaman 8 yapıyor. 8 eksi A. 2 çarpı 7 üzeri 4. Evet. Şimdi peki? Hocam bundan sonrasını... Şimdi bundan sonrasını bir düşünelim. Arada eşitlik var değil mi? Yani bu taraf bu tarafa eşit. Evet. Bizim amacımız A'yı bulmak. 7 üzeri 4 burada var. 7 üzeri 4 burada var. Bunlar bu eşitliği sağlıyorlar zaten değil mi? Evet. O zaman 8 eksi A'nın eşitliğin sağlanabilmesi için 8 eksi A'nın da kime eşit olması gerekiyor Rojin? 2'ye. 2'ye evet. Bu şekilde devam edebiliriz. Yani 8 eksi A eşittir 2 değil mi? Şimdi ne yapalım?
8'i karşıya atabiliriz. Evet. Eksi 8 olarak. Eksi 8 olur. A'nın önünde eksi vardı, onu unutmayalım. 2 eksi 8 işleminin sonucu nedir? 6. Eksi 6. Eksi 6. Peki eksi A eksi 6. Biz A'yı bulmak istiyoruz. Ne yaparız? Eksi A'yı bu tarafa. Değil mi? Eksi 6'yı bu tarafa göndeririz. Eksi 6 bu tarafa nasıl geçer? Artı olarak. Hı hı. Eksi A buraya nasıl geçer? Yine artı olarak. Artı. A. Yani A kaça eşit olmuş olur? 6'ya. 6'ya. Evet. Bu şekilde yapabiliriz. Şuradan sonrasını arkadaşlar şöyle de yapabilirdik. Onu da göstereyim. 7 üzeri 4 çarpı 8 eksi A eşittir 2 çarpı 7 üzeri 4. Burası artık denklem çözmeye gelmiş oldu. Denklem çözmemizde biz ne yapıyorduk? Bilinmeyeni yalnız bırakmaya çalışıyorduk. Yani önce şu çarpı 7 üzeri 4'ten kurtulmaya çalışırız biz burada A'yı bulabilmek için. 7 üzeri 4'ler gider. Sonra ne olur bakın. 8 eksi A eşittir 2. Böyle de yapabilirdik burada. Buradan sonrası zaten aynı. Sorusu olan var mı 12'de? 11'de pardon. Şimdi gelelim 12. sorumuza. 12. soruyu da kiminle çözmedik uzun zamandır? Herkesle de çözdük. Var mı çözmek isteyen? Semra, seninle yapalım mı? Semra. Yapalım hocam. Tamam, nasıl yapacağız? 32 var, 4 var, 16 var, 8 var. Bir de x'ler var. X'lerin zaten tabanları eşit. Peki diğerlerini kaçta eşitleyebiliriz Semra? 2'de hocam. Heh, güzel. 32 yerine ne yazabiliriz? 2 üzeri 5. 2 üzeri 5 çarpı x diyorum. 4 yerine ne yazabiliriz? 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 tamam. X üzeri 7'yi aynen bırakalım. 8 yerine ne yazabiliriz? 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 çarpı x üzeri eksi 3. Peki 1 bölü 16 bunu biz paydada bırakmayalım. Yukarıya taşıyalım. Yukarı taşırken nasıl taşırız? 16 üzeri 1. Üzeri nasıl 1? Artı 1 mi eksi 1 mi? Eksi. Eksi 1 değil mi? Ya da bunu şöyle de yapabiliriz. 16 2'nin kaçıncı kuvveti? 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 tamam. Bu yukarı çıkarken 2 üzeri kaç olarak çıkar? 2 üzeri 1 eksi 4 mü? İşareti eksi olur. 2 üzeri nasıl çıkar? Yani bu şu olmuş eksi oldu. 1 bölü 2 üzeri 4 olmuş oldu. Onu ayrıntılı bir şekilde şurada göstereyim. Kafamızı karıştırmasın. Şöyle yaptık arkadaşlar. 1 bölü 16 dedik. Eşittir 1 bölü 2 üzeri 4 dedik. 2 üzeri 4 de yukarıya 2 üzeri eksi 4 olarak çıkar. Tamam, bunları yazdık. Şimdi devam edelim. Şimdi ne yapacağız Semra? Bir bak bakalım neler yapabiliriz. Tabanları aynı olan üzerileriyle toplayacağız. Hı hı. Tamam. Kimlerin tabanları aynı? 2 üzeri 5 artı 2. Evet. Artı 3. Evet. Eksi 4. Hı hı. Tamam. Çarpı? X. Evet. X üzeri. X'leri X yazıyor mu tekrardan? Şimdi bunun üstünde ne var Semra? Gizli 1. Gizli 1. Evet, bu 1'i yazacağız. Bunun üstünde 1 var. 1 artı 7. Evet, güzel. Eksi 3. Eksi 3. Tamam. Şimdi bu işlemi yapalım. Ne olacak bunun sonucu? 2 üzeri 14. İşleme bir bakalım. 5 ile 2'yi topladık. 7, 3 topladık. 10. Ama burada 4'ü çıkarıyoruz değil mi? Şu işlemi tekrar yapalım Semra. 2 üzeri 14 mü? Yoksa bir hatamız mı var? Küçük bir hatamız var orada. Tekrar yapalım. 5'te 2'yi topladık. 7. 3 topladık. 8. Peki 3 topladık. 10. 10 eksi 4 nedir Semra? 6 mı hocam? Evet, 6 olacak. Hı hı. Şöyle düşünün. Biz burada üst sayılarda toplama yapacağız diyoruz. Ama
sayı eksi ise eksi sayı ile artı sayıyı toplarken biz büyük olandan küçük olanı çıkarıyorduk. O yüzden 14 demeyeceğiz. Eksi olduğu için çıkaracağız burada. Burayı yapalım Semra. X üzeri kaç olacak? X üzeri 5. Evet, güzel. X üzeri 5 olarak bulduk. 2 üzeri 6 çarpı X üzeri 5. Bu şekilde 12. sorumuzu da yapmış olduk. 13'ü de yapalım. 5. gün sorularımız bitmiş oluyor. 13'ü de Zeynep seninle yapalım mı? Yapalım hocam. Tamam, nasıl yapalım? Yedi var, dokuz var, 14 var, 16 var. Ve üstleri 2. Ne geliyor aklına ilk olarak? Tabanları çarpacağız. Şimdi üstleri aynı değil mi? Evet. Bunların hepsinin üstü 2. Peki, iki üstünün içinde, parantezin içinde bütün işlemleri yazabilir miyiz? Yazarız. Evet, ne yazacağız o zaman? 7 çarpı... 9 bölü 14. 9 bölü 14 çarpı 16. 16, tamam. Şimdi bu işlemi yaparken ne yapalım? 16'lar birbirlerine götürdü. Ama bu 16 değil, 14 de 16. Evet. Rasyonel sayılarda çarpma. Sadeleştirme yapabiliriz değil mi? Evet. Hangileri sadeleşir burada? 7 ile 14. Evet, güzel. 7'yi 7'ye bölersek kaç çıkar? 1. 1 çıkar. 14'ü 7'ye bölersek? 2. 2, tamam. Şimdi başka var mı sadeleştirmemiz? 16'yı 2'ye bölersek? Evet, 2'yi 2'ye böldük 1. 16'yı 2'ye böldük 8. Tamam. Başka var mı sadeleştirme? Yok. Yok. Şimdi ne yapalım? 72 üzeri 2. Evet, bu da zaten... böyle kalır. 72 üzeri 2 olarak